Devam ediyorum. Gandhi'nin 69'da Hindistan'da doğduğunu, ülkesinin liderlerinden biri olduğunu söyledim. Üçüncü cümlemde diyor ki life. Hayat demek arkadaşlar. Life. Hayat was the değil. Hani verb iki hali. Hayatdı. Hayat neydi? Difficult. Zordu diyor arkadaşlar. Hayat zordu. Tamam. Difficult kelimesinde zor olduğunu düşündüm. Şimdi when'i gördüm. When bir zaman bağlayıcı. Benim şu anda bildiğim 3 tane when var. Biri soru soran İngilizce'deki en temel venlerden hani ne zaman sorusunu soran ven. Diğer arkadaşlar soluna gelen yılları zaman ifadelerini niteleyen ejective clause yapan ven. Bu cümledeki ben de dığında dığı zaman iken anlamına gelip iki cümleyi birbirine bağlayan ve zaman bağlacı dediğimiz ven. Bu tip zaman bağlaçları arkadaşlar bir yan cümleye bir de ana cümleye sahip olurlar. Yan cümle hemen sağlarında, sağ taraflarında onlara yapışık olan cümledir. Bakın when'in yanında sağındaki cümle he was young cümlesi yan cümle. Ana cümle de diğer cümle oluyor haliyle. Şimdi yan cümleleriyle ana cümleleri arasında bu zaman bağlaçları, when'in de içinde bulunduğu bu bağlaçlar, zaman bağlaçları grubu zaman uyumu kuralını istiyorlar. Zaman uyumu kuralı nedir? Zaman uyumu kuralı ee, yan cümle ile ana cümlenin mesela yan cümle present bir yapı varsa yan cümlenin içinde ana cümlede de present bir yapı olmasını ister. İşte ana cümlede past bir yapı varsa ana yan cümlede de past bir e, yapı olmasını ister. Zaman uyumu kuralı budur. Yani whenin yanında da present olacak e, ana cümlesinde de present olacak. Yan cümlesinde de past olacak ana cümlesinde de past olacak. Bunu istiyorlar ve yapıyorlar. Cümleler böyle oluşuyor İngilizce'de. Ve ben bu konuda yalnız değil. Diğer zaman bağlaçları olan after den sonra, before, meden önce, while, iken, by the time, işte e gelindiğinde, dığı zaman, anlamına gelen ve diğer zaman bağlaçları da bu zaman uyumu kuralını istiyor. Mesela burayı inceleyelim. Was, past, yan cümlede, ana cümlede was, past. O zaman burada zaman uyumu kuralı oluşmuş. Bakın, presentsa present arkadaşlar, pastsa past şeklinde düşüneceğiz. Şimdi baktığınız zaman, çeviriyi devam edelim. Hayat, de neydi? Zordu. When dığında dığı zaman iken ne olduğunda hayat zordu. He was young. O gençti diyor. Toplayalım. O gençken hayat zordu o gençken. O zaman o gençken hayat zordu şeklinde bir çeviri yaptım. Ve bu when'i ortadan alıp başa da koyabilirim ama ona bağlı olan yan cümlesini de yanında götürür. Yani cümle şöyle olabilir. When hemen ben de çeviriye dığında dığı zaman iken ne olduğunda he was young. İşte o gençken Değil mi? Neyken dedim? O gençken dedi. O gençken hayat zordu şeklinde bakın. Venle başlayarak da çeviri yapabiliyorum. Aşağıdaki tabloda zaten cümlenin parçanın içindeki cümlenin aynısı. Şimdi şu ana kadarki ven bilgim arkadaşlar karşımızda. Ne zaman sorusunu soran, soru cümlesi yapan ven. Dığında dığı zaman iken anlamına gelip iki cümleyi birbirine bağlayan ve zaman bağlacı olan ven. Ve soluna aldığı zaman ifadesini mesela 1910 yılını niteleyen e, ve ejective clause oluşturan when. Bu üç taneyi biliyoruz. Bir tane kaldı. Ona da geldiği zaman konuşacağız. Devam ediyoruz. E, hemen bu çevirdiğimiz cümlenin kelimelerine bakalım. Şimdi difficult zor demek. Hard da zor demek arkadaşlar. Tam tersi easy kolay demek. Simple da basit anlamına geliyor. Difficult da hard zor easy ile simple da kolay basit Asin young diyor yani gençken demişti hatırlarsanız old da yaşlı ya da eski anlamlarına geliyor öyle düşünebiliriz